Evet, bugün Koç Üniversitesi'ndeyiz. Yanımda Ada var. Ada, selam. Merhaba, nasılsın Muratcan? İyi, sen nasılsın? Biz Ben de Ada'yla burada iyi. tanıştık diyecektim ama Burada diyemiyorum. tanışmadık. Bizim önceden tanışmışlığımız var. Kendisiyle biliyorsun bir ne videosu çekmiştik? Derece şeyi. Perspektif kazan Evet. videosu çekmiştik. Senin video hatta iyiydi yani. Evet Böyle evet. tepkiler Ben falan çok çok ve tepki geldi ona, ben bayağı bir okudum tepki onları. geldi. İşte baraj altında kaldı sanırdım. Oh, İşte nasıl geçti? ya Ama işte sen buradayım. öyle sanıyorsun ama orada sana kampüsü gezdirecek şimdi. Şimdi sen istersen gene bir bahset kendinden hafiften. Şöyle, ben Adası Aydın. Birinci sınıf tıpı bitirdim. Koç tıptayım. Şu an şeydeyiz. Zekeriyaköy'deyiz. Ha evet, şu anda Aynen, şu an Zekeriyaköy. dağın tepesindeyiz. Yani buradan bayağı bir çıkmanız gerekiyor Zekeriyaköy'den de buraya. Öyle Ya Koç okulumuzu uzak bir yer yani çok çok sonuçta. uzak bir yer. Zaten Koç her şimdi... yere uzak. İstanbul'un Ha her yerine evet. uzak. Hatta hani mesela şehir dışından gelen insanlar o İstanbul'a geliyorum diye Koç'a geliyor ama aslında çok da Burası İstanbul'a gelmiyor. İstanbul değil, yok. Çok da Burası İstanbul. Koç Ha Koç olarak ayrı geçiyor. bir yer. İstanbul buradan 2 saatlik yolu var. Ama geziliyor arada. Güzel bir yer yani. Ya zaten aslında arkada da gözüküyordur şu anda. Biz girdikten sonra bir 10-15 dakika daha bir yol geliyorsun buraya. Üniversiteye Aynen. girdikten sonra da bir Şöyle, 15 dakika bir yol. güvenlikten tam bu okulun girişine kadar olan 20 dakika bir yürüme süresi var. Evet. Onu yürümüyoruz genelde. Ben çok üzgün olunca yürüyorum. Ha Bunu da evet. burada belirtmek istedim. Şimdi nasıl başlıyoruz? Şimdi öncelikle bir yani neredeyiz biz şu anda? Girişteyiz Biz şu an galiba. okulun Ve nasıl bir girişindeyiz. şey yapacağız? Nasıl nereye geziyoruz? Şöyle, Neredeyiz? bugün size piyasaları tanıtacağım. Aynı zamanda fakülteleri de tanıtacağım. Şu an okulun girişindeyiz. Aşağıda çimler var. Ondan sonra zaten düz bir yol olarak bütün okulu dolaşabiliriz. İlk burası, sonra öğrenci merkezi, çimler. Sonra işte 3 tane hani kahve içilen yer var. Sonra da fakülteler diye Tamam. düşündüm O ben. zaman buradan giriyoruz böyle. Koç Üniversitesi falan da yazmıyor ama. Yazmıyor. Aslında şuraya Olsun. şöyle bir yazılabilirmiş ya. Öyle bir Ben yazıyla. pastel boyayla Yani yazayım şöyle. rektörlüğe falan bir öneri olarak şey Gönderme. olarak. Tamam, buradan giriyoruz o zaman. Aynen, buradan Şurada giriyoruz. yurt falan dedin. Oraya uğrayacağız mı Şöyle, yoksa şey mi? ona bizim okulun 2 tane yurdu var. Bir tanesi ana kampüste, bir tanesi batı Buraya kampüste. yürüyebiliriz istersen burada Batı da geçip şey, geri geri yürüyeceğim. geçip. Batı da Ne? Batı da buraya 10 dakika uzaklıkta. Ana kampüsler burada yer olmadığı için batı kampüse de kurulmuş. İşte buradan minibüs kalkıyor batıya. 10 dakika şey var. Ananın yurtları burada. Yani bütün bu yol boyunca olan yer ananın yurtları. Gösterebiliriz aslında. Şu Henry Ford mesela ve Pi Koç'un resmi, Atatürk'ün resmi Aynen, ve var. bir koç. Şurada zoomlayabiliriz Henry Atatürk. Ford'un. Hatta şöyle yürüsek mi? Gel gidelim. Evet, burası işte yurtlar. Bu kısımlar. Bundan sonra bir 5 dakikalık yürüme yolu boyunca her zaman solumuzda yurtlar kalıyor. Burası normalde çim. Bahar şenliği falan filan da burada oluyor. Okulun bir organizasyonu, konseri olacaksa. Şu an ama mezuniyet çalışmaları var. İşte tüm bu Ha, organizasyonlar buraya falan. oturuyorsun siz normal. Ha, Ali Aynen. Koç falan buraya geldi Ali galiba, değil Koç mi? buraya geldi. Aynen. Bu etkinlik şeyi burada oluyor. Bir de buraya bazen armut koltuklarını atıyorlar. Oturmak için. Ama şu an mezuniyet olduğu için ilk defa böyle görüyorum. Tamam, biz o zaman giriş yapalım. Evet, giriş yapalım. Şuradan gideceğiz. Tamam. Sizde de çimler mi diyorlar? Yok, Sanki Henry bizden Ford. çalma gibi. Ha. Yok, Henry Ford. Ha. Orası Henry Ford. Ne bileyim ya, çimlerdeyim falan deyince şimdi ben de bir şey oldum yani. Hani ne alaka? Burası Ömer arkadaşlar. Öğrenci merkezinden geliyor. İşte şurası kütüphane. Burası asıl öğrenci merkezi olan bina. Bunda yemekhaneler var, kuaför var, Migros var, işte kafeler var. Migros'ta var mı ya içeride? Migros var, aynen. Ha. Onun dışında başka ne var? İşte Yapı Kredi falan var, ATM'ler var. Bir de Koç hani okula daha çok kendi çalıştığı firmaları koyuyor. Mesela Yapı Kredi Koç'un ya. Ha. Aynen, bu hani şey işareti. Koç. Doğru. Ondan sonra Migros galiba. Bir de hani mesela Arçelik'le çalışıyor. Yurtlardaki bütün o beyaz eşyaların hepsi Arçelik'in. Hani Koç'ta çalıştığı için. Burası kütüphane. Şey. Kütüphane böyle önden bir alalım bence. Aynen, Güzel alalım gözüküyordu. alalım. İçine girecek miyiz kütüphanenin? Girebiliriz. Ya Valla da bir girişini girilebiliyorsa falan girişini gösterir. çeksek de olur. İçeriğinin videosunu da Okey. sonradan koyabiliriz. Çok öyle kritik bir şey değilse. Yok, hiç kritik bir şey yok. Kitaplar var. Kitap Bu şey. Arkadaşlar, bu arada burası 7/24 açık. O yüzden hani burada uyunuyor da isterseniz. İlk Ha, katı uyumalık alan var mı peki? uyumalı kalan, ya Koltuklar koltuklar var. var. Ha. Ama güzel koltuklar var. Ha. Bunun bir alt katında -1, şu an dışarıdan görünmüyor. Orası çok kasvetli bir alan. Ve böyle bilgisayarlar falan var. Bir şey print edecekseniz oraya gidiyorsunuz. Sıfırıncı katta çok bir şey yok. Bir şu kenarlarda 2 tane çalışma odası var. Onlar tekli. Birinci kattakiler de tekli. İkinci katta hani arkadaşlarınızla çalışmak isterseniz
Oraya gidebiliyorsunuz. Bir de odalar var. Sizde var mı bilmiyorum ama. Hani mesela oda tutuyorsun. Kocaman bir masa var. Hani arkadaşların masa. Üst dönemler için ama sanki o. Bizde öyleydi yani. Yok, bizde herkes tutabiliyor. Sadece rezervasyon yaptırıyorsun. 2 saatliğine falan odalar tutuyor. Yok, bizde üst dönem staj öğrencilerini falan diye ben hatırlıyorum. Yok, bizim okulumuz ayrımcılık yapmıyor. Koça gelin. Arkadaşlar. Koça gelin 2 saatte. Gelirsiniz Koça. Burası şimdi neresi? Burası divanın önü. Burası da kütüp önü olarak geçiyor. Burada şey divan şu, hani direkt bu kattaki yemek yeri. Oradan yemek alıp burada yiyebiliyorsunuz. Yemekhane de aşağıda. Yemekhane aşağıda. Bunun zaten şu an bu 0. kat desek -1'inde 2 tane makarnacı var. Küçük ev vardı ama galiba kapandı. -2'sinde de şey var, yemekhane var. -3'ünde de kuaför var. Böyle bir yer. Şu birinci katta derslik ama şu an kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Aynen, orası şu an boş. Arkadaşlar burası saat kulesi bu arada. Vay be. Görkemli. Buralar çok böyle oturma alanları var ama çok hani hemen gelip geçtiğiniz yerler gibi. Bu yazın asıl oturma alanı, burası çok kalabalık oluyor. Yani herkes burada oluyor. Bir de açık hava olduğu için güzel. Saat Kulesi'ne şu ana kadar çıkan iki insan falan var herhalde. Yani çok çıkılmıyor. Bir de şey, buradan 6. kata ya da 7. kata çıkıyorsunuz. Oradan merdivenle falan. Ama bu süs için var. Yani öylesine bir bina ama tatlı bir bina. Onu da seviyoruz. Tamam. Ama yazınki oturma yeri burası. Şimdi size kışınkini göstereceğim. Tamam, okey. Geçelim bakalım. İşte kış ya hani. Kış bahçesi. Tabii kış bu. Oradan geliyor demek ki. Aynen. Pratik düşünmüşler yani. Bu arada buradan iniyorsun ya. Burası bu binanın -1'i, makarnacıların olduğu yer. Aşağısı da -2'si, yemekhanenin terası. Bu arada burası -1 ya, şurada Migros var. Onu göstermek ister misin bilmiyorum ama. Yani etrafı göstereyim. Her yerdeki aynı Migros. Bir de Yapı Kredi var şurada. Hani bizim okulun Koç Alem kartı var. İşte Koç Alem kartını çıkarınca, onun için çok emin değilim ama ya Koç'ta okuyor olman lazım ya mezun olman lazım falan. Şey yapıyorsun. İndirim alabiliyorsun bazı yerlerden, anlaşmaları var. Onu da buradan çıkarttırıyoruz Yapı Kredi'den. Arkadaşlar burası benim okulun en sevdiğim yeri. Evet, burası kış bahçesi. Kış bahçesi. Normalde çok dolu oluyor çünkü kışın okul çok soğuk olduğu için tek buluşulabilecek kapalı alan bu gibi. Şu an boş ama normalde gayet dolu bir yer. Hatta burada masa falan bulmak imkansız oluyor. Evet, yani öğrenci sayısı nasıl karşılıyor ki bu yani? Karşılamıyor. Burada doluyoruz. Hatta ben şuralara falan oturuyorum bazen yer yoksa. Hani kaloriferin üstü. Bir de şu koltuklar çok rahat ama en erken onlar doluyor. Orada 3 kere falan oturmuşumdur ben maksimum. Çünkü çok çabuk doluyor. Burası böyle zaten kış bahçesi daha devam ediyor. Edelim. Burada eskiden böyle pastane gibi bir yer varmış. Şu an yok. Çünkü kapandı. Eskiden vardı, artık yok. Şimdi okuldaki 3 Nero'dan ilkine geldik. Okulda 3 tane kafe Nero var. Bu birincisi. Ve buradaki Nero'lar dışarıdaki Nero'lara göre %20 ya da %25 indirimde. Daha ucuz. Aynen, daha ucuz. Öğrenci. Kış bahçesi devamı. Ben bazen burada ders çalışıyorum ama asla ders çalışmayı bitiremiyorum çünkü mutlaka birisi geliyor. Dışarısı da kış bahçesi çardak. Hani burada çalıştıktan sonra mola için falan oraya çıkılır. Yani ben çoğu arkadaşıma şey dedim mesela, hani kış çardaktayım gel falan. İşte kış çardak burası. Burası kış bahçesi. Genellikle okul hani kışın daha çok açık olduğu için herkes burada oluyor. Ama okulun başıyla sonunda Ömer'de oluyorlar. Burası bu kadar. Bir de buranın tek bir zorluğu var. Priz bulmak çok zor. Çünkü priz hani iki tane falan var bu kocaman yerde. Powerbank'iniz alarak geliyorsunuz. Arkadaşlar biraz okulumu kötülemek olmasın. Okulumu çok seviyorum. Burada gördüğünüz şarj aleti var ya. Hiçbiri çalışmıyor. Onlar sadece süs. Bence onu bir şey yapalım. ÖTK falan halledebilir o işi. Evet. Burasının üstü açılıyor diyorlar ama ben hiç açıkken görmedim bu arada. Yani o da bir tık yalan olabilir. Şu an kış bahçesine çıktık. Şu an şey burada, saat kulesi şu. Ömer de burası olarak kalıyor. Hani -1'e inip oradan çıktık ya. Evet, bir kat aşağı indik şu an. Aynen. Şimdi şurası Odeon olacak ama oraya gelince göstereyim. Evet, burası otopark. Otoparkın devamı mı burası? Otopark zaten bütün okulun yan şeridinden devam ediyor.
Ama ha, bizim kapalı bir otoparkı yok o zaman. Kapalı bir otoparkı benim bildiğim kadarıyla yok. Ha, arabalarımızı gösterelim, şey yapalım. Aynen öyle. Bizim okulun iki tane araba hesabı var. Birisi güzel arabaları hani görünce atıyorlar böyle. Mesela şey diyorlar, ilk görüşte aşık oldum, kim bu şeyin sahibi falan, Ferrari'nin. Bir de kötü park edenleri ifşalamak için bir yer var. Oraya bayağı bir gönderi düşüyor. Allah var. Var mı senin araba? Yok. Ben batıdan geliyorum buraya. Shuttle'ım var benim bir tane. 50 kişiyle paylaştım. Otoparkı da gösterelim bence. Aynen, otopark. Yani bütün okulun yan şeridinde var o. Ama şu an hani yaz olduğu için çok yok. Normalde bir tane turuncu Lamborghini var. O bayağı güzel. Onun sahibiyle tanışmak isterim eğer hani izliyorsan. Turuncu Lamborghini'siyle geliyor yani. Evet. Lamborghini'si var ve okuyor yani. O da bak, evet, mesela. Okuyor, ilginç. İlginç yani. O da ilginç. Lan nereye gidiyoruz buradan? Burası Odeon. Zaten ismi şurada bir yerde yazıyor olması lazım. Ha, Odeon. Ha. Burada işte amfi basamakları gibi merdivenler var. Hani yazın belki buraya oturabiliyorsunuz daha havalar iyileştiğinde. Buraya bazen şansımıza gölge düşüyor. Ha. Gölge düştüğünde burası oturmak için gayet güzel bir yer. Bir de şurada falan bazen rektör konuşmaları yapılıyor. Ha. Bir de garip bir şekilde buraya DJ çıkıyordu Mayıs'tan itibaren. DJ. Evet, öğlen 2'de falan mesela kahveni alıyorsun burada şey... Çalıyorlar böyle. Ha, zorlu PSM gibi burası biraz ya. Evet evet. Bu tamam. İşte o yüzden piyasa. 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 Güzel tamam. Piyasa. Bu arada bu ilk fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Hmm. Fakülteler işte buradan başlıyor. Buradan aşağıya doğru devam ediyor. Burası nero? Bu o neydi? Sosyal bilimler şeyi o fakültesi. Hmm. Şuradaki fen fakültesi oradan gidiyor. Bir şuradan gidebiliriz. Oradan tamam. Diğer fakülteleri göstereyim. Sonra zaten yan yoldan devam ederiz. Bu arada arkadaşlar, burası asla hukuk fakültesi değil. Burası sosyal bilimler fakültesi. Hukuk fakültesi okulun en sonunda. Ama bunu koymuşlar. Adalet herkese komikli. Lazım. Yani herkese lazım adalet. O yüzden koymuşlar. Tabii. Şimdi biz Ömer'in etrafından dolaşıyoruz değil mi şu anda? Aynen. Ömer şurada kaldı. Aynen. Buradan aşağısı düz yol olarak fakülteler. Burası şey... Sevgi Gönül Kültür Merkezi. Bunun içinde konferans salonu var. Bir tane kocaman büyük. Orada da Vebikoç'un resmi açılı yine. Vebi Bey. Aynen. Ama kocaman bir konferans salonu yani. Böyle şöyle düşün. 3 katlı falan, basamakları böyle geliyor. O yüzden bu kadar kocaman bir bina. Mesela dans gösterileri burada oluyor. Tiyatro gösterileri burada oluyor. Birisi konuşacaksa... İçerisine girebiliyor mu şu anda? Şu an girebiliriz bence. Girebiliyorsak bakabiliriz. Yazılar yazıyor hani. Havalı İcanlı. Havalı İngilizce yazılar. Açıkmış. Vay. Burada cidden çok şey havası var ya. Courtroom. Evet. Avukatlık havası var yani. Bir de okulda şey var bir tane, öyle bir yer var galiba hukuk fakültesinde. Ha, bir suiç dizisinden çıkma bir yer gibi şu an. Kahverengiler falan ağırlıklı ya. Evet, bir de bak yazı falan var. Aa, zaten o. Evet, şimdi şurası fen fakültesi. Şurası tıp fakültesi. Şurası dediğin şu sol taraf mı hemen? Yani şu kadarcık bina tıp fakültesi. Bu kocaman bina fen fakültesi. Ya siz öğrenci olarak girdiniz, Ömer'den giriyorsunuz. Buradan aşağıdan buraya zıplıyorsunuz. Aynen. O zaman öyle mi? Işınlanıyoruz. İkinci ve üçüncü sınıfı burada okuyoruz biz tıp öğrencileri olarak. 4-5-6 hastanede ya. Hı hı. O yüzden zaten çok fazla insan olmuyor burada. Bir de tıp daha az kişi alıyor diğer bölümlere göre. Galiba en az karşılaştırmalı edebiyat alıyor. Yılda 15 kişiyle, sonra da tıp yılda 50 kişiyle. Laboratuvarlarımız ya da hani ben birinci sınıftım ya. Birinci sınıftaki laboratuvarlarımız burada değil, onlar hukuk fakültesinde. Laboratuvarlarımız hukuk fakültesinde. Hukuk fakültesinin üst katında, evet. İlginç. Evet, hatta şey kutlam var. İşte Koç Üniversitesi Tıp bilmem ne araştırma merkezi. Onu şey kurmuştu, İhsan Hoca kurmuştu. O işte onun laboratuvarları orada aşırı gelişmiş. Yani her şey için mutlaka bir alet var. O şeyde, okulun en sonunda hukuk fakültesinin üstünde. Burası mühendislik fakültesi. Zaten şurada kocaman bir tren var, oradan hani anlarsınız. Tren. İlk önce treni koyup sonra okulu etrafına inşa etmişler. Burası kocaman bir mühendislik fakültesi çünkü mühendisliğin çok fazla öğrencisi var. Bir de çok fazla mühendislik bölümü var. İşte endüstri, elektrik, bilgisayar,
İşte kimya, biyoloji, mühendisliği falan filan. O yüzden kocaman bir bina herkes alsın diye. Bir de burada bir tane yemek yeri var, avlu. Ama hani insanlar genellikle burada yemiyor. Çünkü hani herkes Ömer'de olduğu için burası uzak kalıyor. Ama mesela mühendisler burada yiyordur. Mühendisler yer yerde yiyordur. Bu arada okulun en güzel makarnası burada olabilir. Yani uzak olmasına rağmen aynen. Sizin kaç öğrenci aktif olarak burada dolanıyor, geziniyor şu anda normalde sene içinde? Şöyle çok kalabalık olan yerler var. Ama okul 8000 kişilik diye biliyorum ben. Nereye gidiyoruz biz şu anda? Böyle içeri mi? Aynen, içeri gideceğiz, oradan çıkacağız. Tamam. Zaten bu bina içeriden geçişli. Sorun neydi, ben unuttum. Yani bu, yani kaç öğrenci var burada? Bayağı bir öğrenci varsa alan yeterli değil gibi sanki de. Boğaziçi ya da İstanbul'a kıyasla hani çok da öğrenci yok. Ama buraya gelen herkes aynı yerlerde toplandığı için. Mesela atıyorum Ömer'dir, kış bahçesidir. Çok kalabalık gözüküyor. İşte aynen ondan dedim yani, yeterli şeyi sağlayabiliyor mu? Yok, genellikle sağlayamıyor. Mesela kış bahçesinde koltuk yok arkadaşlar. SNA'nın 3 tane binası var. Bu gideceğimiz meydana SNA deniyor. İşte bu birinci binası, ikinci binası, üçüncü binası var. Bunlar şey, en son inşa edilmiş oldukları için en hani güzel binalar bunlar. SNA'nın bir tane binasının ismi Bilim ve Teknik. O galiba bu. Bilim ve Teknik binası. Şu tam karşıdaki yer SNA'nın Hukuk Fakültesi. Bir de bir tane yanda var, göreceksiniz onu. Bir de şöyle bir şey var, buradan yukarıya doğru çıkılıyor. Orada da işte tam böyle piknik yapmalık bir yer var, böyle piknik masası falan var. Oraya galiba Aşıklar Tepesi deniyor, çok emin olmamakla beraber. Sebebi şey mi, Aşıklar olması falan mı, yoksa genel bir öyle, random bir isim? Random, Ömer gibi düşün, Harry Ömer gibi düşün. Okulun üçüncü nerosuna geldik arkadaşlar, bittiğimizi sanıyorsanız bitmedi. Bir de burada cam piramitler var, bunun altının derslik olması lazım. Bir de burada cam avlu var. Burada da güzel ders çalışılıyor ama burada şey var, aşırı sessiz olmanız lazım. Çünkü burada her şey yankılanıyor ve çok küçük. Espresso lab var. Espresso lab var. Bir de bizim laboratuvarlarımız işte bunun en üst katlarında oluyor. Hatta benim kimya laboratuvarım neredeydi? Şuradaydı galiba, şuradaki terasta. Burası da şey, bu arada okulun altında tüneller var. Çünkü dedim ya, burası ya çok soğuk ya çok sıcak oluyor. O yüzden tam Ömer'in altından itibaren buraya kadar tüneller var. Böyle şey, Ayasofya gibi. Yani mesela üşüyünce falan oradan giriyoruz. Nerede o tüneller? Nereden geçiyor? Tünellere şuradan giriliyor. Girebiliyor muyuz şu an? Girebiliyoruz aynen. Burada zaten daha gösterecek bir yerim kaldı. Burası zaten şuraya, Ömer'e mi geri çıkıyor? O otoparka çıkıyor. O başka bir yan yola çıkıyor. Senin arabayı bıraktığın yer var ya. Yok, orası değil. Oradan aşağıya inince bir de Amerikan futbol sahamız var. Varsa orayı da görebiliriz. Orayı da görelim. Tünele sonra geri mi geliriz? Tünele sonra geri geliriz. Ama bir tık yürüme yolu var. Burası otopark. İşte bu da diğer taraftaki otopark. Biz ilk başta sağdakini görmüştük. Bu da soldaki. Hani okulun çevresi böyle yolla kaplı ki park edebilelim. Mesela şu bina var ya, orası kütüphane. Ha neresi? Şu direkt köşedeki bina kütüphane. Zoom alalım bence oraya. Efendim? Yok, zoom alalım diyorum bence oraya. Yani tam şu sağdaki taraf. Aynen mi? Tam şu. Şurada saat kulesi var zaten. Ha biz oradan geldik, böyle aynen yürüdük o zaman. Ondan sonra biz fakültelere indik, SNA'ya geldik, şimdi çıktık. Okey, tamam. Aynen. Burası da futbol sahası. Bu seneki Amerikan futbol Rams şampiyonu biziz. Aa, öyle mi? Evet, hepsini aldık. Nasıl yaşasın ya, bizim sultans yapamamış mı, bizim Boğaziçi sultans? Hayda. Yaşasın koç. Burası futbol sahası. Şöyle göstereyim. Amerikan futbol sahası değil mi? Efendim? Zaten belli oldu. Normal futbolda, Amerikan futbolda ama özellikle ben Amerikan futbolu izlediğim için aklımda öyle kaldı. Bu da köprü tekrardan. Devletimize teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. Burası Amerikan futbol sahası. Oo, şuradaki havuz ne? Orada bir tane açık havuzumuz var ama yani şu ana kadar giren görmedim. Nasıl ya? Bebek havuzda şu anda bir sürü kişi vardır. Burada yok mu yani? Burada yok. Nasıl bir anlayı anladım ki ben sizin havuzunuzdan varsa? Öyle var de demeyelim şimdi. Allah Allah. Bizim de başka şeylerimiz var. Mesela Amerikan futbol sahası. Ne yapacağım, Amerikan futbol mu? Havuza girmek istesem. Kapalı havuz falan var mı burada? Kapalı havuz batıda var. Batı kampüsünde var. Ha. Orada ama Batı kampüsünde akademik bir şey yok. Yurtlar var. Bir de işte şey var. Kapalı havuz. Spor salonu da var. Burada da spor salonu var. Ama hani her yerde göreceğiniz normal spor salonu gibi. Sadece çok daha güzel ve çok daha iyi ve çok daha kalitelisi. Ha. Çünkü Koç'tayız. Çünkü ama, paramız var. Aynen, spor salonu diyelim. Buradan daha ilerliyor muyuz peki? Yoksa bir şey var oradan mı? Oradan ilerlersek
o hani otopark vardı ya, Odeon'da gördüğümüz. O yoldan gidiyoruz. Yani. Ama tünele gireceksek buradan gitmemiz tamam, gerekiyor. Tamam, geri dönelim. Yoksa bir şey orada göreceğimiz. Geri dönebiliriz. Orası yan yol. Orada görecek bir şey yok. Sizin bu yurt mesela nerede kalacağım ki ben? Ne yapacağım orada? Kalabilir yani, miyim? Param burslu olan özellikle. Maddi durumunuza göre burs alıp alamama durumunuz var. Ama okul genellikle, ya ben çok o konuya hakim değilim. Hani kaç kişiye veriyor, kaç kişi almıyor. Ama Anadolu bursiyeri olursanız bildiğim kadarıyla yurt parası da ödeniyor. Ödemiyor. Ödeniyor. Ha, şey içinde. Anadolu bursiyeri içinde. Bursiyeri, burs olarak oluyor. Aynen. Parası. Ama mesela tek kişilik odada kalamıyorsunuz Anadolu bursiyeriyseniz ve paranız ha. yurt için ödeniyorsa. Onun dışında İstanbul içindenseniz geçen seneye kadar yeni girişlilere, mesela Kilyos buraya çok yakın. Kilyos'takilere bile hani burada yurt çıktığını duydum ben. Ama bu sene İstanbul içinden özellikle çok çok azaldı. Çok fazla yurt başvurusu olduğu için. Onun için de ya Batı'da ev tutabilirsiniz birkaç arkadaşınızla beraber. Hı hı. Çünkü biz geçen gün saymıştık, Batı'da 10-15 tane site var ve çok fazla ev var. Ama bunların şu an kiraları biraz yüksek durumda. O yüzden hani ev tutacaksanız hani okulunuz kesinleştiğinde tutmanız en hani kolay olur diye düşünüyorum. Genellikle buraya ulaşım şu şekilde sağlanıyor. Hacı Osman'a kadar metro ile geliyorsunuz. Hacı Osman'dan zaten bir 154 var okulun içine kadar gelen. Hani size hani Ömer'e kadar bırakan. Bir tane 150 otobüsü var. O okulun içine kadar bırakmıyor ama güvenliğe kadar bırakıyor. Hani o 20 dakikalık yolu yürümeden. Bir de dolmuş ve minibüsler var. Onlar zaten hani okulun tam içine kadar giriyor. Ve dolmuşla minibüsler özellikle çok sık geçtiği için ben hani ilk dönem eve çıkmamışken onlarla geliyordum. Ama onun dışında benim çoğu arkadaşım ya şu an hani yurtta kalıyor ya da Batı'da evi var. Çünkü buraya ulaşım gerçekten çok zor. Yoksa da genellikle hani arabayla falan ulaşım sağlıyorlar. Öyle. Alışıyorsun bir şekilde zaten. Evet, ama mesela arabanız yoksa ve Şişli'den falan geliyorsanız bence ev tutun. Yani çünkü çok uzak. Gerçekten çok uzak. Buradan nereye gidiyoruz? Böyle... Tünele. Tünele buradan mı giriyoruz? Nereden giriyoruz? Yok, tünel bu binaya bağlı değil, şu binaya bağlı. Okulumuzu beğendin mi? Valla şey, ben bu kadar büyük, yani bu kadar içerisinde olduğunu bilmiyordum. Ya. Ben o ilk kısmını, saat kulesinde olduğunu yeri görmüştüm de dedim ulan yani ne alaka, yok mu derslere orası, nerede giriyor bu adamlar falan şey, diye. Okula geldiğinizde ilk story atacağınız şey saat kulesidir ha. arkadaşlar. Evet evet. Onu yapmazsanız koçlu sayılmıyorsunuz tam anlamda. Bir de bu yan yolda, isterseniz yan yoldan da dönebiliriz tünel yerine. Olur. İşte yan yolda da çardaklar var. Yine oturmalık falan. Ama orada da oturan çok kişi olmuyor. Burada tabii üniversitenin dışında tabii çok aktivite yapılacak bir şey olmadığı için takılan öğrenciler üniversite içinde takılıyorlar. Takılacaksa da bir saatlik bir yolculukla Beşiktaş'a falan mı geçiyor? Genellikle şöyle oluyor. Okul ilk başladığında herkes atıyorum Beşiktaş'ta Levent'e gitmek için çok böyle yine motive oluyor. Ama sonra bakıyorsunuz ki kar falan yağıyor, otobüsler duruyor falan. Herkes burada toplanmaya başlıyor ama bizim okulun iki kampüsü var. Şu an gezdiğimiz ana kampüs. İşte bu akademik hani fakültelerin olduğu yer. Batı kampüste fakülte yok, orada yurtlar var ama mesela onun çevresinde yemek yenecek, kahve içilecek ya da bar tarzından çok fazla yer olduğu için öğrenciler genellikle Batı'da kalıyor. Bir de mesela ilk sene gelirseniz bizim core programımız var, yani şey, herkes her bölümden azıcık azıcık görüyor. O yüzden benim mesela bu sene tıp fakültesinde olan bir dersim yoktu. Hani tıpla alakalı olan derslerim olsa da. Mesela mühendislikte dersim vardı, burada dersim vardı. Ondan sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dersim vardı. O yüzden hani bütün bu fakültelere mutlaka bir şekilde uğruyorsunuz. Geçelim bakalım. Evet, tünel. Gördün mü? İşte çok yönlü bir okul olduğumuz için. Nice kaplumbağaların şeyi gibi bu ya böyle. Evet, şeyi. İşte burada şeyler falan var. Bazı idari şeyler, mesela IT falan. Buradan bir sürü öğrenci mi girip çıkıyor böyle? Ya koridorda? Burası çok kullanılmıyor aslında. Hani ne kadar soğuk olsa da insanlar genellikle dışarıdan gidiyor.
Çünkü burada nereden çıkacağınızı kestirmek biraz zor. Tabela mı niye asmamışlar? Tabela yok. Hani burada içgüdüsel olarak diyorsun ki ben şu an bence mühendislikteyim ve hani yukarı çıkıyorsun. Sadece başı ve sonu belli buranın. Onun dışında belli olan bir yeri yok. Nereden çıkacağımızı bilmiyoruz şu anda yani. Yok, biz şeyden çıkacağız şu an. Tam düz gidersek Ömer'den çıkıyoruz. Bir de arkadaşlar fun fact. Tıp fakültesi buradaki tüm fakültelerden sonra inşa edildiği için tıp fakültesinin altında tünel yok. Aa, evet. Sen gir 250'ye ama tünel, ama tünelin işte olmaz. Halli günde seni dışarıdan yürütsünler. Ve tünel olsa bile hani nerede çıkacağımı çok kestirir miydim? O da evet. Soru işareti. Burada dolaplar var ama hani bunlar da kullanılmıyor genelde. Yani buraya inmeye korkarsın ya. Açılmıyor da yani mesela. Buradan şeye çıkıyoruz. Sağda hazırlık binası var. İçinden geçerseniz. Diğer fakültelerle aynı. Soldan bu Migros'un olduğu kata çıkıyoruz, Yapı Kredi falan. Hazırlık binası dediğimiz ne oluyor ya? Buradan aşağıdan iniyorsunuz. Burası aslında biraz garip bir yer, göstereyim mi? Olur. Çünkü şöyle, buradan bir tane fakülteye bağlanıyorsunuz dışarıda gördüğümüz. Buradan geçiyorsunuz ama hani şurada televizyon var. Ve neden bilmiyorum. Bir de bu... Hiç açık değil mi? Kapalı mı? Yok, ara sıra açılıyor, böyle şey falan, belgesel izliyoruz, böyle şey oluyor. Böyle balıklar falan var, böyle aslan zebra yiyor falan. Sonra burada da bir tane televizyon var mesela. Hani yürürken sıkılma diye canım okulum inşa etmiş. Bu şu anda hazırlık sınıflarına mı gidiyoruz biz? Bu yoldan mı gidiyoruz? Aynen bu yoldan gidiyor. Dışarıdan da girebilirsin. Burası hani hazırlık sınıfının tüneli gibi bir şey. Ha. Bir de bu kapılar da sen dokunmadan açılıyor. Bak. Oo, şimdi bir dakika. Bak. Sen mi yapsın ya? Girin. Üzerine zıplıyor muyuz? Bak, açılıyor. Oo. Otomatik olarak. Sağ olasın. Burası da şey çıkıyor, hazırlık binası. Ve ay, her yerde otomatlar var bu arada okulun. Biz çok fakülte içi gezmediğimiz için fark etmedik ama her katta böyle 2-3 tane otomat oluyor. Bak, otomat. Biz şu anda neredeyiz ya? Biz şu an hazırlık fakültesinin altındayız. Hazırlık fakültesi nerede? Burası. Mesela Ömer'le tarif etsen. Kütüphanenin arkasında, o yüzden göremedim. Ha. Sevgi Gönül'le kütüphane arasında. Ha, anladım. Aynen. Biz o zaman sağından girdik Ömer'in. Solundan böyle dolaştık, şimdi buraya geri geldik. Aynen. Yani. Sınıflar falan şeyler var, hazırlık okulda. Sınıflar, bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu okulda birkaç yerde ders çalışılıyor. Kütüphanede ders çalışılabilir. Gerçekten ders çalışmak istiyorsanız. Kış bahçesinde çalışılabilir, olmuyor. Bir de genellikle bu binadan boş sınıf bulup çalışmaya gelenler var. Çünkü burada o kadar da hani ders olmadığı için, yani daha hazırlıklar daha sayıca az olduğu için genellikle buradan hani boş sınıf bulup burada ders çalışıyorlar. Bir de okulun interneti falan zaten hani bağlı, çekiyor buradan. O yüzden burada da ders çalışılır yani. Bir de çok büyük olduğu için benim okulda kaybolduğum oldu. Ama hani Eylül'de falan değil, Mayıs'ta. Yani şey, benim bir tane önce dersim vardı, laboratuvar. SNA'da 3 tane bina var ya, bulamıyorum. Hani B232 mi ne, bulamıyorum asla. O yüzden iki tane devamsızlık yaptım ama sonra telafi ettim. İşte bak şey, kütüphanede de bundan var. Şey, boş konuşma odası. Ha. Dışarıdakiler seni duyamıyor. Sen hani sadece kendini duyabiliyorsun. Çalışıyordur herhalde. Konuş bir bakalım, içeriye gir. Biraz duyuluyor ya. Çok hafif, çok hafif. Var mı peki burada başka göreceğimiz bir yer yoksa? Ya okulun binaları bu kadar. Zaten şöyle söyleyeyim, dersten sonra öğrenciler genellikle batıya gitmeyi tercih ediyor. Ha. Hani batıda bu yemek, hı-hı, içecek falan filan genellikle orada takılıyorlar. Bir de final zamanında burası çok kalabalık oluyor, yer bulunamıyor. Onun için yeni bir şey getirildi mesela, hani bir tane masaya eşya atıp bırakılırsa bunu bir şekilde tespit ediyorlar ve hani eşyaları evet şey telepati bir şekilde tespit edip o eşyaları alıyorlar falan. Buna da fair space deniyor. Hani herkes eşit oturma hakkına sahip olsun diye. İşte canım okulum. Evet, fark ettiğiniz gibi şu sağdan ileriden girmiştik. Oradan girdik. Kış bahçesi şurası. Aynen. Burası da girişimiz zaten. Aynen. Son şeyi soralım. Geziyi tamamladık galiba. Evet. Dersler mersler burada nasıl? Dersler çok zor. Dersler çok zor. Değil mi? Okulun en bölümü bile çok zor. Sakın hani böyle aman rahat edeyim, nasıl aman ya, şey yapayım diye asla gelmeyin. Biz Boğaziçi'lilerde... Asla gelmeyin. Benim tüm arkadaşlarım, arkadaşlar akademik anlamda sürünüyor.
Aynı dersi üçüncü defa alanlar mı istersiniz? Allah Allah. Ağlayanlar mı istersiniz? Siz rahat değil miydiniz ya? Biz size rahat diyorduk. Biz neyiz o zaman? Biz asla rahat değiliz. Allah Allah. Biz rahat siz çok rahat olduğunuz için bence size anormal geliyor. Yok yok. Ben gerçekten YKS daha kolaydı benim için. Allah burası Allah. Yapılmıyor arkadaşlar. Yani çok çok çalışmanız gerekiyor. Özellikle mesela tıpta çok ortalama derdi yok. Hani TUS'a gireceğiz falan filan da. Mühendisler arkadaşlar bir çalışıyor yani gerçekten hani çünkü onlar için ortalama çok önemli ya. Tabii. Çok. Bir de mesela bizim derslerimizin ortalaması 7 gelen ders duydum ben. Hukukta mı? 7. Elektrik elektronik. 100 üzerinden 7. 7. Ondan sonra işte çok kötü. Ya yani şey çok kötü değil tabii ki çok güzel. Çok okulumu çok gelsinler seviyorum. Mi gelmesinler mi? Abicim lütfen şey de gelin. Ama zorlanırsınız. Bayağı zorlanırsınız. Ama gelin. Güzel. Var mı başka böyle o koçlarla alakalı söylemek istediğim bir şey? Okulumu çok seviyorum. Buradan bir yurt falan. Evet şey bana buradan yurt çıkarabilirsiniz. Yemekhane fiyatlarına. O zaman şu manzarayı alarak kapatabiliriz o zaman. Evet. Teşekkür ederiz. Sana da ben teşekkür bu arada ederim. Bizimle şey yaptığın için. Bu videolarla, kampüs videolarıyla senin yanında olmaya ve sana yol göstermeye, tercih yapmanda yardımcı olmaya sana devam ediyor olacağım. Şimdilik bizden bu kadar. Kendine iyi bak. Selamlar.